Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetim'in El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Önceden de söylemiştim, bazı yazılarımı bana gelen mailler ve kişilere verdiğim cevaplar üzerinden hazırladım. Bunlardan yine bir tanesi Tutkulu Proje Yönetim'den mektup başlığıyla. Şöyle diyordum mail, önce gelen maili okuyayım. Sevgili proje koçu, tabii burada benim adım yazıyordu. Birkaç aydır proje ofisinin kurma sürecindeyiz. Üst yönetimin proje ofisinden beklentileri çok ve bu ofisi etkinleştirme görevi de benim. Çalışmalara ilk başladığımızda önemli işler gerçekleştirdik. Bir metot hazırlama çalışmasıyla başladık. Rol ve sorumlulukları tanımladık. Proje yöneticilerimize Microsoft Project eğitimleri aldırdık ve hatta Project Server kurdurduk. Görüldüğü gibi her şey hazır fakat hiçbir şey istediğimiz gibi yürümüyor. Örneğin, proje yöneticilerinin projeleriyle ilgili gelişmeleri proje ofisiyle paylaşmaları gerekirken yine eskisi gibi genel müdürümüzle görüşüyorlar. Arkadaşlar, araya bir sayfa ekledim. Kitabımızı nereden alabileceğinize dair sorular geliyor. İster sahibinden.com, ister gittigidiyor.com'dan kitabımızı hatta şimdi bile sipariş verebilirsiniz. Hemen al butonlarına basarak. Böylece burada konuştuğumuz konuları gerekirse üstünü yazarak kitabımız üzerinden de çalışabilirsiniz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. Proje ilerleme bilgilerinin proje ofisine aktarılması gerekirken, proje ofisine bilgi vermeden müşteri, şirketimizin genel müdürü ve takım üyeleri kendi aralarında eski yöntemlerle projeyi takip ediyorlar. Microsoft Project yeterince verimli kullanılmıyor. Ekip üyeleri işlerine MS Project Server üzerinden bakmıyorlar. Baksalar bile düzenli gerçekleşme verilerine girmiyorlar. Metot içinde tanımladığımız formlar, belgeler yeterince etkin kullanılmıyor ve belgelemede eksiklikler kalıyor. Bunları inceleme görevi de bende fakat proje yöneticilerine bu formları, belgeleri doldurun dediğimde bana düşman gözüyle bakıyorlar. İnanın önceden yakın olduğum arkadaşlar bile şimdi benden uzak duruyor. Sanki onların projelerdeki başarısızlıklarını üst yönetime raporlayan kişiymişim gibi görüyorum. Çok zor durumdayım. Başka iş aramayı bile düşündüm. Sizce ne yapmalıyım? Rumuz Tutkulu Projesi. Bu gelen soru üzerine ben de arkadaşımıza şöyle bir mail yazdım. Sevgili Tutkulu Projesi, proje ofisini kurmak gerçekten zor bir süreçtir. Proje ofisini kurma görevinin bir kişinin üzerinde olması işi daha da zorlaştırır. Proje ofisini kurmak deyince pek çok kişi evin bir odasında kütüphane kurmak gibi bir şey anlar. Halbuki proje ofisini kurmak şirket içinde kültürel bir değişimdir. Bu yüzden bu iş hadi yarın ofis kuruyoruz demekle olmaz. Şu anda yaşadıklarınız doğal bir süreç. Eğer üst yönetim bu konuda daha bilinçlenirse proje ofisini etkinleştirmesi konusunda daha fazla destek olacaktır. Proje yöneticileri ise önce proje ofisinin faydalarını görmek isterler. Bu yüzden proje ofisi proje yöneticilerin işini kolaylaştırmalıdır. Planlama sürecinde geçmişteki verilere ulaşmada, planları güncellemede, ortak kaynakların iş yüklerinin düzenlenmesi, proje ofisi proje yöneticilerine yardımcı olabilir. Bu konularda yardımcı olabilir. Lütfen ümitsizliğe kapılmayın. Her fırsatta proje ofisinin yardımcı, destek bir birim olduğunu dile getirin ve önce güven aşılayın. Zaman içinde, fakat çok kısa değil bu süre, proje ofisinin etkinliğinin arttığını göreceksiniz. Proje ofisi kurma konusunda hem üst yönetim hem de siz sabırlı olmanız gerekir. Bu şekilde bir cevap yazmıştım. Tabi bu süreç projenin ya da şirketin büyüklüğüne bağlı olarak uzun yıllar da alabilir. Önemli olan işte az önce söylediğimiz üst yönetim. Üst yönetimin proje ofisine bakış açısı çok çok önemlidir. Eğer proje ofisi kurmayı düşünüyorsanız şirketinizde bu konuda eğitim almanızı, özellikle üst yönetimin bu konuda eğitim almasını, bir metot geliştirme sürecinin nasıl olması gerektiğini öğrenmesini
tavsiye ederim. Biz İstanbul Kurumsal Gelişim olarak gerekli desteği vermeye hazırız. Evet, bu haftalık da bu kadar diyelim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.